Malatya'nın bereketli ovalarında, Fırat Nehri'nin hemen yanı başında sessiz bir dev yatıyor. Burası Arslantepe. Dile kolay, tam 6000 yıl boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış, toprağın altında tarihin en derin sırlarını saklayan kadim bir höyük. Zaman tünelinde M.Ö. 4. bin yıla, yani tarihin şafak vaktine gittiğimizde, burada sıradan bir köy değil, Anadolu'nun ilk şehir devleti yükseliyordu. Saray koridorlarında bürokrasinin ayak sesleri duyuluyor, binlerce mühürle mallar kayıt altına alınıyor, elit bir sınıf hem dini hem de ekonomik gücü elinde topluyordu. Ancak bu görkemli gücün gölgesinde karanlık ritüeller de vardı. Kazılarda bulunan M.Ö. 2900 tarihli bir kral mezarı, tüyler ürpertici bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Kral sadece değerli hazineleriyle değil, mezar kapağının üzerinde kurban edilen 4 genç insanın cansız bedeniyle birlikte sonsuzluğa uğurlanmıştı. Sonra bir gece her şey değişti. O muazzam kerpiç saraylar, gökyüzünü kızıla boyayan korkunç bir yangınla yerle bir oldu. Bu alevler sadece bir şehri değil, bir çağı da sona erdirdi. Merkezi sistem çöktü ve medeniyetin yerini Doğu Anadolu'dan gelen yarı göçebe kültürlerin ayak sesleri aldı. Fakat Arslantepe'nin hikayesi burada bitmedi. Yüzyıllar sonra küllerinden yeniden doğarak efsanevi Hititlerin mirasçısı Melit Krallığı'na başkent oldu. Şehri koruyan o heybetli kapı aslanları ve Kral Tarhunza'nın anıtsal heykeli, ikinci bir altın çağın en güçlü tanıkları olarak tarihe kazındı. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan Arslantepe, 30 metre yüksekliğe ulaşan kültür katmanlarıyla hala keşfedilmeyi bekliyor. Toprağın altındaki bu sessiz tarih, bize medeniyetin nasıl yükselip nasıl yok olduğunu fısıldamaya devam ediyor.